Herkese merhabalar. Bugün Clio'yla bir uzun yol yapacağız. Çok da uzun yol sayılmaz. Ama yine de şöyle bir Muğla'dan Efes, Efes'ten İzmir Bayındır. Bayındır'dan da tekrar geri döneceğiz. Muhtemelen bir 200 gidiş, 200 geliş, 400 kilometre yolumuz olacak. Clio bu güzergahta ne tüketecek? Fazla zorlamayacağım. Bir aile gezimiz olacak yine. Cupra Formentor'le de yapmıştık. Muğla'da şu an hava çok soğuk. Sabah saatleri 3 derece. Motoru ısındırıyorum. Clio'muza da multimedya taktırmıştık. 9 inç. Onun da tanıtımını yaparım. Nasıl olduğunu, nasıl takıldığını falan anlatırım. Birazdan başlayacağız yolumuza. Yakıtımız full sayılır. Sıfırlayacağım yakıt kilometresini. Şuradan hemen yaklaştırayım. OK'ye uzun süre basınca zaten şurası sıfırlanıyor. Gidiş geliş ne kadar yakmış? 1.0 TC, 90 beygirlik Clio'muz. Otomatik vites. Onu göreceğiz hep beraber. Fazla zorlamayacağım. 100-110. Otobanda belki 120. Normal yollarda 100-110 gideceğim. Normal bir aile gezisinde, günübirlik gezide Clio'muz ne tüketiyor onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet, Muğla'nın çıkışındayız. Muğla merkezin çıkışındayız. 10.30 gibi çıktık yola, 10.35 geçe. Merkezde bir kargo işimiz vardı, onu hallettik. Devam ediyoruz. Kilometreyi sıfırlamıştım. Ne kadar olmuş? 8 kilometre olmuş evden bu yana. 7.7 ortalama tüketimle gidiyoruz. Muğla şehir merkezinde birkaç yerde durduk. Şehir trafiği iyi, güzel Muğla'da. Yoğun bir trafik yok. Efes'e ne kadar kalmış? 160 kilometre gösteriyor. Muğla'dan Efes 160 kilometre. 1 saat 57 dakika. Bakalım, yol boyunca ara ara çekimler yapacağım. Yakıt tüketimi hakkında bilgi veririm. Aracı hakkında bilgiler veririm. Multimedya hakkında CarPlay var. Gayet güzel. Geri görüş kamerası da var bunda. Güzel çalışıyor. Çözünürlüğü de iyi. Beğendik. Tekrar yolda görüşürüz. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Muğla'dan çıktık. 650 rakımından. Evimizin olduğu yer 700'dü. Efes'in olduğu yer muhtemelen 30-40 rakım. İneceğiz. Bayındır, İzmir Bayındır'a gideceğiz. Oradan geri döneceğiz. Ondan sonrasında tekrar Muğla'ya. Dediğim gibi 400 kilometre yolumuz olacak. Şu an inişe geçtik. Aşağı doğru iniyoruz. Çin'e doğru. Birazdan Aydın sınırına gireceğiz. Multimedyayı anlatayım biraz. 9 inç büyüklüğünde. Ben Tesla ekran seçmedim. Yana yatık seçtim. Bu daha güzel hoşumuza gidiyor. Genel amacımız bunu kullanmakta CarPlay ve geri görüş kamerasıydı. Sesi de keselim biraz. CarPlay'inden memnunuz. 2 GB RAM'i var. Biraz uygun bir ekran tercih ettik. Ancak yani kullanımımızı karşılıyor. Sonuçta Clio bizim ikinci arabamız. Golf şu an evde dinleniyor. Onda da 1600 kilometreye geldik 3 haftada. Öyle yani. Markası nedir diye sorarsanız Fimex diye geçiyordu bu. 9 inç. 5200 liraya geldi. İnternet üzerinden aldım. Neckvox'un bir ürünüymüş. Bundan memnunuz yani. Etrafta bahar yeşilliği başlamış. Akıcılığı idare eder multimedyanın. Hani şöyle menülerine gezersek. CarPlay gayet akıcı. Haritaları kullanıyoruz. Google haritaları bak gördüğünüz gibi. Ancak normal kendi menüsünde ki uygulamalarda biraz ağır kalıyor. Hani Android'in kendi uygulamalarında ağır kalıyor. Buradaki ekran çözünürlüğü biraz daha iyi. Muhtemelen ondandır. Ben buraları kullanmıyorum. Geri görüş kamerası ve CarPlay kullanıyorum. Şu an tüketim ne oldu derseniz 5.9'a düştü. Çünkü sürekli yokuş aşağı iniyorum.
Clio'nun yakıt tüketimi ve kullanımı hakkında da bilgiler vereceğim. 90-100 km hızla ilerliyoruz. Rüzgar sesi başlıyor. 80'den sonra bir gürültü alıyor araç, ancak çok değil. Clio'da bunun üzerine en azından makyajlı kasada çalışılmış gibi duruyor. Fena değil yalıtım aracın. Tekrar görüşürüz. Evet, Muğla Aydın sınırına geldik. Bahsettiğim yokuşlardan iniyoruz. Bir 10-15 dakika sonra Çin'e gelmiş olacağız. 10.35'te çıkmıştık yola. Saatimiz 11.08. Şehir merkezinde bir 5-10 dakika oyalandık demiştim. Şu an ortalama tüketim 5.7. 108-110 km hızla aşağı doğru iniyoruz. Ne kadar gelmişiz ona bakalım. Aracın hayalet kadranından görüyorsunuz. 41 kilometre gelmişiz, 42 kilometre yol gelmişiz. Hemen önümüzde bir tünel var. Şuradan sağa geçelim, sağdan devam edelim. Mart'ın 16'sı bugün, 2024. Bahar aylarına doğru geldik. Bir ay sonra daha da yeşillenir her yer. İçinde ambiyans aydınlatma yok. Bu Clio'nun 1.0 TC'nin en boş paketi, EQ Libre diye geçiyor. Eskinin sanırım Joy paketi. Çin'e 27, İzmir 190. Bizim yolumuz 125 km kalmış Efes'e. Aracın yakıt tüketimi uzun yolda fena değil. Ancak hani düşündüğümden daha fazla tüketiyor. Hani şu yolda, gelmiş olduğum yolda, tamam karşılaştırılmaz. Aynı sınıf değil, aynı segment değil, ama Golf 1.0 Turbo ile TSI ile, yani E-TSI ile şu ana kadar 4 litreyle falan gelirdik yani. Çünkü sürekli biz indik aşağı, yokuş aşağı indik. Dur kalklarda çok etkileniyor bu araç. Birinci, ikinci viteslerde, kalkışlarda gaz, motor fazla devir yapıyor. Ve yokuşlarda. Yani E-TSI'nin de özelliği mild hybrid Golf'teki o teknoloji bunda yok, ancak yine de düşündüğümden daha az yani daha fazla tüketiyor. Daha az tüketmesini beklerdim bu aracın. Yani 5.9 ile geldim şu ana kadar. 370 metre akıma inmişim. Hani bakıyorum Apple Watch'tan. 700'den geldim yani. 700 metre akımdan 370'e inmişim. Yani birkaç tane trafik ışığında durdum. 3-4 tane trafik ışığında durdum. Bakalım gün boyu yolculuğumuzun sonunda tüketimimiz ne olacak? Etrafta zeytin ağaçları, manzaralar, baharın yeni yeni yeşillenen doğasıyla yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 105'e sabitledim arabayı. Çin'den çıktık az önce. Aydın'a doğru yaklaşmaktayız. Ortalama tüketimim 5.6. Hız sabitlemede 105'e aldım arabayı. Makyajlı Clio'muzda, en boş paket Clio'da hız sabitleme ve geceleri otomatik yanan far sensörü var. 5.6 şu ana kadar ortalama tüketimim. Rakım 60-70 civarı. Bu şekilde indik düz artık yolumuz. Bu güzergahtan devam ediyoruz. İlerisi Aydın. Hemen şu gördüğünüz yerde Aydın var tepeleri aşınca. 12.37'de varışım gözüküyor. 56 dakikalık bir yolum kalmış. Sabit bu, değişmedi. Bu şehirler arası yollarda 105-110 km hızla gidince navigasyon aşağı yukarı varış saatini değiştirmiyor. 5.5'e de düştü şimdi. Eğimlere göre değişiyor tabi. Ayazata uyuyor. Ayazata'nın Efes'e kadar uyumasını istiyoruz. Gece pek uykusunu alamadı. Efes'te de güzel vakit geçiririz. Ayazata uykusunu alırsa, epey huysuzluk yarattı sabah uykusuz olduğu için. Bu şekilde devam. Otobana gireceğim 10 dakika sonra. Otobanda tekrar bir çekim yaparım. Ondan sonrasında Efes'e girmiş olacağız zaten. Tekrar görüşürüz. Evet, Aydın'a geldik. Buradan otobana bağlanıyoruz. Otoban girişindeyiz. 12.37 varış, 67 km yolumuz kalmış. Ortalama tüketim 5.4'e kadar düştü. 105 sabitle geldim bu düzlüklerde.
Bundan sonra Aydın Otoban'dan Efes'e kadar devam edeceğiz. Efes'in yaklaşık 5-10 kilometre öncesinde otobandan ayrılacağız tabii. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, otobandayız. Aydın İzmir otobanı. 44 kilometre yolumuz kalmış. Birazdan otobandan çıkacağız. 15-20 kilometre kala Efes'e otobandan çıkışımız var. Hatta daha az. 13 kilometre sonra çıkacağız. Bir kestirim yol var. Selçuk'un bir beldesi var orada. Köy var. Oradan geçeceğiz. Çamlık olabilir ismi. Geçmiş yıllardan hatırladığım kadarıyla. 5.5 ortalama tüketim var. 110 kilometre sabit hızla gidiyorum otobanda. 120'ye çıkartmadım aracı. Yakıt tüketimi artıyor. 100'den sonra kademeli olarak aracın yakıt tüketimi artıyor. 700 metre rakımdan geldik buraya. 80 kilometre içinde 700'den 40-50 rakıma düştük. 40-50 metre rakıma düştük. Tüketim 5.5. Yani düz bir yolda gelseydik 6'larda olabilirdi. 5.8-6 civarı olurdu. 100-105 kilometre, 110 kilometre sabit hızda bu şekilde. Yakıt tüketimi bu yani. Aracın daha fazla, daha aşağıda tüketeceğini düşünmüyorum. 4 litreler bu araç için hayal diyebilirim. Fena değil. Yalıtımı kötü olmamış arabanın, iyi. Hani bir aileyi idare edebilir. Biz bu aracı şehir içinde gel git kullanımlar için, ara yollarda, köye oraya buraya gitmek için aldık. Diğer aracımız da Golf. Ondan önce Cupra Formentor vardı. Formentor'u da değiştirdik. Onun Golf videosu hazırlayacağım. Yakında o da gelecek. Neden Golf'e geçtik? Formentor'un kilometresi artmıştı. Onunla ilgili anlatımlarım Golf videomuzda olacak. Şu an İzmir Aydın Otobanı'nda ilerliyoruz. 11 kilometre sonra çıkacağız buradan. Selçuk var İzmir Aydın sınırında. Selçuk ilçesine doğru geçeceğiz. Bir kestirim yol var arada. Orada az önce güzergahta gösterdi. Şu gördüğünüz gibi. Normalde güzergah otobandan şu şekilde gidiyordu ama 8-9 kilometre kestirim yol var burada. Oraya gideceğiz. Oradan devam edeceğiz yani. Bu şekilde. Tekrar Efes'in girişinde çekerim. Evet. Otobandan çıktım. Normal yoldayız şu an. Bir kırmızı ışık var. Orada durduk. 24 dakikalık yolumuz kalmış. Multimedya'dan biraz anlatımlar yapayım. Bu arada aracın kalkışları da fena değil. 1.0 motorun torku iyi. Kalkışlarda güzel his veriyor yani. Çok geride kalmıyor diğer araçlardan. Hatta daha iyi yani 0-100'ü 10 saniyelerde galiba. 11 ya da 11.5 saniye olması lazım. Tam iyi bilmiyorum. Bundan önceki videomda anlatmıştım. Çok araç kullandığım için aradan unutabiliyorum, kusura bakmayın. Multimedya'dan bahsedeyim. Hiç multimedya yoktu bu araçta. İlk araçta çektiğim videoyu izleyenler bilir. Sadece düz bir ekransız teyp geliyor. Bu multimedya Ifimex. Az önce anlattım. Neckbox'un bir markası. 5200 liraya aldım bir ay önce. İnternetten aldım, geldi. Taktırdım ben bunu. 1200 liraya da montaj ücreti verdim. Yani toplam 6000 500 liraya geldi bu bize. Kullanışlı, memnunuz. Geri görüş kamerası çok güzel. Özellikle onun için aldık. CarPlay de var. Navigasyonu bu şekilde kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Yani genel olarak memnunuz. Araba da iyi. Şehir içi kullanım için çok ideal. Bugün bir video vlog olsun diye kullandık Clio'yu. Uzun yol yapalım dedik. Çok da uzun yol sayılmaz ama yine de gidiş geliş 400 kilometreyi bulacak. Evet, tekrar vardığımızda en son Muğla'da yakıt tüketimine bakacağız. Şu an 5.5 ortalamayla gidiyorum. Otobandan çıkınca 90-100 kilometreyi geçmemeye dikkat ediyorum. Bu hızlarda ilerliyoruz. Ortaklara gelmişiz. Aydın'ın ilçesi. İnciri meşhurdur buraların. Efes'e geleceğiz buradan sonra. Efes'te de birkaç çekim yaparız. Sonrasında Bayındır'a, köye devam edeceğiz. Oradan da akşam üzeri çıkar Muğla'ya döneriz otoban üzerinden. Montajı da yarım saat falan sürüyor, onu anlatmadım. Araya da onu sıkıştırayım. Tekrar görüşürüz. Evet, Efes'e geldik. Hemen girişinde otopark var burada.
otoparka park edeceğiz aracımızı. 5.5 ortalama tüketimle gelmişim. Hemen bakalım şuradan kaç kilometre gelmişiz. 155 kilometre yol gelmişiz Muğla'daki evimizden Efes bölgesine. Tam 2 saatte geldik. 1 saat 55 dakikada. Fazla kasmadık yolda. 110'u geçmedim yani. Genelde 100-105, bazı yerlerde 90'la geldim. Aracı park edip biraz dolaşacağız burada. Daha sonrasında devam edeceğiz. Evet, Efes'in girişindeyiz. 2 tane müze kartı aldık. 120 lira ödedik. Ayazıtı'dan almadılar. Ücretsiz kart verdiler. 3 yaşından küçük olduğu için. Buradan devam edeceğiz. Efes'i gezmeye başladık. 1 yıllık müze kart. Kütüphane. Antik tiyatro, Efes. Evet, Efes Antik Kenti'nin çıkışında Meryem Kilisesi'ne doğru bir 400 metrelik yol var, oradan geldik. Burası kilisenin girişi. Burası artık Antik Kenti'nin son noktası. 1,5 kilometrelik bir alanı var bu Antik Kenti'nin. Biz Ayazata olduğu için yani 1,5 saattir geziyoruz ama aşağı yukarı burası 1-1,5 saatte tamamı gezilir. Biz çok detaylı gezemedik tabi. Birkaç önemli yerine gittik. Birazdan çıkacağız Antik Kent'ten. Şurası da çıkış. Burası Liman Caddesi. Antik Kent'in alt çıkışının ya da alt girişinin başlangıç yerinde. Şurada tiyatro var. Ben Ayazataları bıraktım alt çıkışa. 1,5 kilometre Antik Kent'in içinden devam edip aracı alıp diğer çıkıştan Ayazataları alacağım. Tekrar Ayazata'ya geri yürümek biraz yorucu olacaktı. Meryem Kilisesi'ne gittik. En son çıkışta İzmir tarafından girişe düşüyor. Meryem Ana evi uzaktaymış. 5 kilometre ilerideymiş. Ayrı bir yerde. Antik Kent'in dışında. Oraya bugün gitmemeyi düşündük. Epey yorulduk. Ayazata'yla da biraz zor oluyor. Malum Ramazan ayı. Şimdi buradan çıkıştan tekrar arabayı alıp ayrılacağız Antik Kent'ten. Bayındır'a doğru devam. Evet, Selçuk'tan çıktık. Selçuk Torbalı yolundayız. Bugün epey gezdik dolaştık. Efes'ten sonra Selçuk'un pazarında dolaştık biraz. Şimdi Bayındır'a doğru gidiyoruz. Bayındır'da Fırınlı Köyü'nde ev yaptırıyoruz. Eski ata toprağımız var. Ailemiz ev yaptırıyor orada, köy evi. Arada bir konaklamak için oraya gideceğiz bundan sonra. Hafta sonları gideriz yani. Şu an ortalama tüketim 5.7. 105'e sabitledim hız sabitliği. Jeep 105'e aldım. Ayazata'yı da göstereyim. Ayazata da konuşmak istiyor. Kamerayı bir göstereyim. Ayazata. Merhaba de. Kamera merhaba. O da güzel. Evet, devam ediyor yolumuz. Ne kadar olmuş Muğla'dan beridir ona bakalım. 170 kilometre olmuş. 170 kilometre. 38 kilometre de Bayındır'a kaldı. Tekrar görüşürüz Bayındır'da artık. Küçük Menderes Ovası'ndan ilerliyoruz. Evet, geldik Bayındır'a, köyümüze. Evimizin yapıldığı yere 5.7 ortalama ile 213 kilometre yol yapmışız. Tabi Selçuk tarafından Efes'ten dolaştığımız için biraz yol uzadı tabi, 20 kilometre civarı. Tekrar akşam dönüşümüz olacak. Biraz da evi çekeceğim şimdi. Görüşürüz. Bu da köy evimizin inşaatı.
Şöyle tepelere, zeytinlerimize doğru. Şöyle. Zeytinler şu ilerideki tepede. Şurada tren yolu var. İzmir Bayındır Ödemiş tren yolu attı. Biz bugün akşama kadar burada vakit geçirelim. Ayazata da oynasın. Görüşürüz. Evet, akşam yemeğimizi yedik. İftarımızı yaptık. Yolumuza çıktık. Saat 9 oldu. 9'a 5 var. 185 kilometre yolumuz var. Muğla'daki evimize dönüyoruz. Muğla'ya dönüyoruz. Artık Muğla'ya varınca çekim yapmayı düşünüyorum. Zaten yolu gelirken çekmiştim. Bakalım hemen değerlerimize. 5.8 ortalama tüketimle başladık. 217 kilometre yol yapmışız bugün. Geri 183 kilometre yolumuz kaldı. Yaklaşık 186 kilometre Muğla buradan. 2 kilometre oldu yola çıkalı. Devam ediyoruz. Saat 11 civarı varacağımızı düşünüyorum. Tekrar Muğla'ya vardığımızda tüm günün değerlendirmesini ve tüketimlerimizi görürüz. Yine sürüş yaklaşımımı değiştirmeyeceğim. Gelirkenki aynı şekilde, gelirkenki gibi süreceğim. Kullanacağım arabayı. 110'u geçmemeye çalışacağım. 105-110 sabitlemeyle. Otobanda belki 120 olur ama gelirken yapmadım mesela. 110'la geldim. Bu civarlarda hızla gideceğiz. Şu an bulunduğumuz yerde rakım, hemen bakalım, 45. Muğla'da 700 olacak bu. Geldiğimiz yere de geri dönüyoruz. Görüşürüz. Evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün 398 kilometre yol gittik tam. Saat 23.05. 185 kilometreden başladık. 185 kilometre olarak geldik buraya Bayındır'dan. 20.50'de yola çıkmıştık. 2 saat 15 dakika sürdü. Yani normalde ben 2 saatte gelirim bu yola ama 110'u geçmediğim için, 100-110 kilometre hızlarla geldiğim için bu şekilde oldu. Aracın ortalama tüketimi de 6.1. Bu yolculuğumuz boyunca 24.4, yani 24.4 litre yakıt tüketmişiz. Oradan hesaplarınızı yaparsınız. Yeni bir vlog oldu. Uzun yol vlogu oldu. Efes'i de gezdik bu arada. Araya sıkıştırdık. Golf'le yeni videolar da gelecek. Golf tanıtım videosu da gelecek. Orada duruyor. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. Instagram'ı da takip edin. Aşağıya linki koyacağım. Arada paylaşımlar da yapıyorum orada. Tekrar görüşürüz.